Mesaj gitti. Şimdi? Bekleyeceğiz. Bu Elif'in arabası. Biraz yürüyeceğiz. Tamam. Baba, sen burada kalsan. Denge değil, hadi. Kimsin, nesin malum. Bizler için ne düşündüğün de. Buna rağmen kalkıp geldik. Bu mesele sizi alakadar etmez. Çekilin aradan. Çekilemeyiz Cano. Kızı neden istiyorsunuz? Kızın anası benim kızım gibidir. Hukukumuz eskidir. Sevdiğimiz bir kızdır Merve, bu kadar basit. Ben de yeğenimi severim. Ramoy. Ramo için elimden bir şey gelmez Şano. Lakin Merve'yi öldürmemek elinde. Buraya kadar boşa yoruldunuz. Ben son sözümü söylemişim. Reşo kendi kızının icabına bakacak. Yeğenimin kanını bana ödeyecek. Ben de o vakit kızı bırakacağım. Şano. O kız benim de kardeşimi öldürdü. Öbür çocuğun suçu ne? Eşkıyalığın da bir namusu var Şano. Beceriksiz adamların bir yedi, bacak kadar kızı getirdiler, diktiler karşına. Kızın suçu yok, anasını da yok. Kızı ver bize Şano. Gücün yeterse aha Reşo'a, aha Murat. Yapış yakalarına. Elbette yapışacağım. Yapıştığım gün o yatları gene görecek miyim karşımda? Mutlaka görürsün. Sebep? Onlar dostlarımız. Yeğenimi öldürdüler. Bir insan dostluysa Şano, günahıyla sevabıyla dostundur. Sen de çok insan öldürdün. Dostum olsaydın ki değilsin, seni benden istediklerinde kimleri öldürmüşsün hesabını yapmazdım. Seni istemeye gelen k***a basarım tekmeyi. Akalık senin neyine? Sende eşkıya ruhu var. Vallahi maşallah sende de kalıp yerinde. Benden çok yakışırsın akalığa. Konuşacaklarımızı konuştuk. Hadi gidelim mi? Gidelim. Ha, nerede ya? Görünmedi hala. Mesaj gitmemiş olmasın? Hayır, gitti. Fırsatını kolluyordur Cezmi abi. Merak etme abla. Mutlaka gönderecektir Merve'yi. Efer beni. Gurbet yer.